Mart'ta Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı ve Uygur İnsan Hakları Projesi Direktörü Ömer Kanat liderliğindeki 4 kişiden oluşan bir komite, Malezya'daki Amanah Partisi'nin liderleri, Yardımcısı İslam Partisi Başkanı ve Milletvekilleri, Milli İttihat Partisi'nin dışişlerinden sorumlu liderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle de önemli görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde İslam ülkeleri arasında önemli bir role sahip olan Malezya, Uygur soykırımının sona erdirilmesi için harekete geçirilmesi yönünde bazı taleplerde bulundu. Bu taleplere olumlu yanıt verdiler. 1 Mart'ta komite, modern Malezya'nın babası olarak bilinen ünlü ve deneyimli politikacı olan Dr. Mahathir Muhammed tarafından ofise davet edildi. Görüşmede Sayın Ömer Kanat Efendi, Malezya hükümeti ve parlamentosundan Uygur katliamını durdurmak için harekete geçmesini istedi. Dünya Uygur Kongresi'nin Avustralya temsilcisi ve Avusturya Uygur Derneği sözcüsü Mehmet Çelepçi, bilinen eski başbakan Mahathir Muhammed ile yaptığı görüşmede Uygurlar adına yapılan taleplere verdiği yanıtı anlattı. Malezya ülkesinin babası olarak eski başbakan Dr. Mahathir Muhammed, Uygur sorununa bir çözüm bulmak için özgürlük, ulusal ve dini kimliğin korunması konularını gündeme getirmemiz gerektiğini önerdi. Uygur davasının artık doğru yolda olduğunu belirtti. Sayın Mehmet Çelepçi, Uki Komitesi'nin taleplerini, Malezya hükümeti, parlamentosu ve siyasi parti yetkililerine şunları söyledi. Uygur meselesini Malezya parlamentosunda gündeme getirmek, kamp tanıklarımıza kamplardaki trajik durumu yayınlama fırsatı vermek istiyoruz. Malezya parlamentosunda Çin hükümetinin liderleriyle konuştuk. Kendisinden Uygur meselesini gündeme getirmesini ve Malezya parlamentosunda bir Uygur dostluk grubunu kurmasını istedik. Mehmet Çelepçi, Malezya'nın Uygur meselesini İslam dünyasına taşıması gibi konuları da gündeme getirdiğini ifade etti. Malezya'dan Uygur davasıyla ilgili BM'de yapılan önerilere destek vermesini ve diğer Müslüman ülkeleri de aynısını yapmaya teşvik etmesini ve 10 demokratik ülke gibi Malezya'nın da Uygur soykırımını tanımasını ve risk altındaki gurbetçi Uygurlara yardım etmesini istiyoruz. Malezya'da ve dünyanın diğer yerlerinde de barışçıl bir ülke için sizden onun taşınmasına yardım etmenizi istedik. Mehmet Çelepçi, Malezya hükümeti, Malezya parlamentosundaki çeşitli siyasi partilerin liderleri ve milletvekillerinin taleplerine olumlu yanıt verdiklerini belirterek şunları söyledi. Görüştüğümüz Milli İttihat ve İslam Partilerinin milletvekilleri, Uygur meselesinin mecliste tartışılması için ellerinden geleni yaptıklarını ve Uygurlar için kampanya yürüteceklerini ifade ettiler. Malezya, Birleşmiş Milletler'de Uygur meselesinde aktif rol oynayacak. Hemen hepsi, Uygur meselesinin Birleşmiş Milletler, ASEAN ve İslam Devletleri Örgütü gibi uluslararası forumlarda gündeme getirilmesinin sorunu çözmesi için önemli olduğunu vurguladı. Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Kanat, Dünya Uygur Kongresi İçişler Komisyonu Başkanı Behtiyar Göre, Avustralya Uygur Derneği Sözcüsü Mehmet Çelepçi ve Avustralya Uygur Derneği Başkanı Yardımcısı Gülmir Ezun'un grubunu, Malezya Parlamentosu Sayın Johari Abdul, 24 Şubat'ta ofisinde kabul etti.